Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden 26-31. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada Hazreti Adem ve Havva'nın yaratılış durumu ve iblisle imtihan edilmelerini anlattıktan sonra bütün insanlara hitaben şunu bildirmekte. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Biz size bir elbise indirdik. يُوَارِ سَوْآتِكُمْ Mahrem yerlerinizi örten bir elbise. وَرِيشًا Ve bir ziynet, aynı zamanda bir süs olarak elbise verdik. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ Takva elbisesi ise işte hayırlı olan budur. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Ta ki o insanlar düşünsünler, öğüt alsınlar. Burada insana verilen nimetler sadedinde elbise verilmesi, bu da nazara veriliyor. Malum diğer canlıların fıtri olarak elbiseleri var. Kedinin, köpeğin, ayının, kunduzun, daha hatırımıza gelebilecek diğer hayvanların fıtri olarak birer elbisesi var. Kuşların kendilerine göre yine elbiseleri var. Bunların hiçbirinin terziye ihtiyacı yok. Ama bu insan doğuştan çıplak olarak dünyaya geliyor. Sonunda da bir kefen alıp bu dünyadan gidiyor. Hayat boyunca ise gerek bitkilerden, işte pamuk gibi, gerekse hayvanların kürklerinden elde edilen elbiseleri bu insan giyiyor. Ve elbise nimeti Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi. Yoksa bu insan çıplak kalacak ve mahrem yerleri, ayıp yerleri açığa çıkacak. İşte burada böyle bir nimete dikkat çekildi ve ardından da libâsü takva, takva elbisesi. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir tabir. Takva elbisesi. Takva günahlardan korunmak. Bir insanda gerçekten kalbinde takva varsa bu insan günahlara karşı kendini korur. Adeta ruhun elbisesi de takva, öyle diyebiliriz. Maddi bedenimizi bu elbiseler örtüyor. Ruhumuzun ayıplarını da örten takva elbisesi. Dolayısıyla bir kısım insanlar sadece maddi bedenlerini örtseler ama takvadan uzak kalsalar o örtmüş oldukları yerler de bir şekilde açılmaktan herhalde kurtulamaz. Yani günahlardan kendilerini kurtaramazlar. Ama takva elbisesini giyenler, velev üzerlerinde bir elbise kalmasa da Hazreti Adem ve Havva'nın cennet yapraklarından üzerlerini örtmesi gibi onlar da en azından ayıp yerlerini örtecek bir şeyler bulurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbine işaret ediyor ve diyor ki "Et-takva hâhuna." Takva buradadır. Takvanın mahalli yeri kalptir. İşte insan takva elbisesine bürünmeli. Yani günahlardan uzak kalmayı bir hayat prensibi edinmeli. Bunu yaptığı zaman bu takva elbisesi onu koruyacaktır. Gözünü haramlardan korumak, dilini yalandan korumak, midesini haram yiyeceklerden korunmak gibi bu gibi yasaklanan şeylerden uzak kalmayı hayat ölçüsü edindiğinde gerçekten bu insan günahlardan uzak kalacaktır. Yoksa şeytan insanı soyup soğana çevirmek ister. İnsanı hem ruh elbisesinden hem de beden elbisesinden sıyırmak ister. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, la yeftinennekum şeytanum, şeytan sakın sizi fitneye düşürmesin. Kema ahrece ebeveykum minel cenne, ana babanızı cennetten çıkardığı gibi. Yani Adem ile Havva'yı bir vesvese ve bir desiseyle cennetten çıkardığı gibi sakın şeytan sizi fitneye düşürmesin. Şeytanın elinde insanları fitneye düşürmek için bir takım silahlar da var. Bir takım imkanlar var. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu noktada insanları uyarıyor. Haramlardan, günahlardan uzak kalmaları, şeytana aldanmamaları için gerekli hatırlatmaları yapıyor. يَنْزِوْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا Şeytan onların elbiselerini çıkarıyor. لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا Ayıp yerlerini ortaya koymak için. Yani Adem ile Havva ile
Adem ve Havva ile şeytan uğraştı ve onların üzerlerindeki elbiseyi çıkarttı. Ve bunun neticesinde çıplak kaldılar. Cennet yapraklarından üzerlerine örttüler. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Şeytan insanları çıplak yapmak ister. Gerçekten de özellikle günümüzde çıplaklık çok ciddi bir problem. İslam dünyasında bile ileri boyutlara varmış durumda. Batı dünyasında bunu zaten kendilerine problem bile etmiyorlar. Çıplaklık hayatın bir parçası. Mesela batıdaki Avrupa'nın pek çok yerindeki okullarda yüzme dersi de var. Bu aslında sevinilecek bir şey. Yüzme güzel bir derstir. İnsanın yüzmeyi öğrenmesi güzel bir olaydır. Ama ta çocukluktan, küçüklükten itibaren kız ve erkek karışık olarak plaj kıyafetiyle oralara alınıyor. Böyle olunca bu insanlar birbirlerine karşı daha dikkat etmeleri gerekirken, kıyafet noktasında dikkat etmeleri gerekirken, küçüklükten itibaren adeta alıştırılmış oluyorlar. Böyle olunca da çıplaklık oralarda hayatın bir parçası oluyor. Günümüzde televizyonlarda, gazetelerde, internette çıplaklık gerçekten çok ileri boyutlarda ve şeytan Adem'in torunlarını, Havva'nın torunlarını çıplak hale getirmek için her türlü gayreti gösteriyor. Şeytan fikirli insanlar ona göre moda geliştiriyorlar. Şeytan fikirli insanlar ona göre hayat tarzları, ona göre bir takım sporlar geliştiriyorlar ve insanları çıplak hale getirmek için epey gayret sarf ediyorlar. Hatta bunu yaparken çıplaklığı medeniyetin bir ölçüsü gibi kabul edenler bile çıkıyor. Halbuki eğer çıplaklık medeniyetin bir ölçüsü ise bir takım yerli kabileler var. Anadan üryan bir şekilde bunlar hayatlarını devam ettiriyor. En medeni insan onları kabul etmek gerekir. Halbuki medeniyetle bir alakaları da yok. Ve buradan şunu da anlamaktayız. Kur'an-ı Kerim'in ölçüleriyle günümüz medeniyetinin ölçüleri farklı olabilir. Kur'an-ı Kerim medeniyetinde insanların tesettürü esastır. Gerek kadın gerek erkek belli ölçüler çerçevesinde kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle kadının daha da dikkat etmesi gerekiyor. Erkeğin diz ile göbek arasının örtülü olması tesettürü açısından yeterlidir. Ama kadın açısından el, ayak ve yüz dışında bütün bedeninin örtülmesi gerekiyor. Bu da bir imtihan. Allah-u Teala kadın ve erkeği çıplaklıktan etkilenecek bir tabiatta yaratmış. Ama şeytan bu noktada insanları tahrik ediyor, insanları soymaya çalışıyor, insanları çıplak hale getirmeye çalışıyor ve bunun neticesinde insanlık aleminde pek çok günahlar işleniyor. İnnehu yerakum huve ve kabiluhu min haythu la teravnehum. Şeytan ve onun kabilesi, şeytan kabilinden olanlar sizin görmediğiniz yerlerden sizi görürler. Burada şeytanın gizli düşman olduğunu görmekteyiz. Diyelim ki giderken pusuda bizi bekleyen bir düşman varsa bu açıkta olan düşmandan çok daha tehlikelidir. Açıkta olan düşman bellidir. Ona göre tedbirinizi alırsınız. Ama pusuda olan düşman nereden ateş edecek, nerede size tuzak hazırlamış, bunu kolay kolay bilemezsiniz. İşte şeytan pusudaki o düşman gibi ve şeytan fikirli olanlar, şeytanın yoldaşı, arkadaşı olanlar, onlar da yine pusudaki birer düşman tarzında bizim görmediğimiz yerlerden onlar bizi görüyorlar. İnne cealne şeyatine evliya lillezine la yu'minun. Biz şeytanları inanmayan kimselere dostlar, veliler kıldık. Yani şeytan bir kısım insanların velisi olur. Onların yardımcısı olur. Onlara dost, arkadaş olur ve onlara yoldaş olur. Bunlar da imandan nasibi olmayan kimselerdir. Bir insan Allah'a iman ettiğinde haram helal ölçülerine de dikkat etmeye çalışır. Mesela normalde insanın canı bir takım günahları isteyebilir nefis itibariyle. Ama Allah'a inandığı zaman Allah bunu yasaklamıştır der ve o günahtan uzak kalır. Diyelim canı içki isteyebilir ama Allah bunu haram kılmıştır der ve ondan uzak kalır.
Fakat Allah'a iman nimetinden mahrum olanlar böyle bir sınır bilmiyorlar. Sınır tanımadıklarından dolayı bu kimseler her türlü günaha gayet müsaittir ve her türlü günahı çok rahatlıkla işleyebilirler. Şöyle toplumumuzda da baktığımızda Allah'a imanı kuvvetli olan insanların şeytanın oyuncağı olmaktan uzak olduklarını görürüz. Gerçi şeytan onlarla da uğraşır ama onlar şeytana boyun eğmezler. İman nimetine erememiş olan, iman nimetinden mahrum olan insanlar ise bunlar şeytanın adeta bir oyuncağı olmuştur. Şeytan bunların yoldaşıdır, arkadaşıdır ve bunlar şeytanın vesveseleriyle hareket ederler. Şeytanın direktiflerine göre hayatları geçer gider. Bunlar helale değil, harama taliptirler. Bunlar Allah'a itaat değil, isyan halindedirler. Ve izâ fâlû fâhişeten, bu gibi kimseler çirkin bir şey yaptıklarında gâlû dediler ki vecednâ aleyhâ âbâ'nâ, biz atalarımızı böyle bulduk. Vallahu emarana bihe, Allah böyle emretti. Burada körü körüne taklit. Yani bir kısım insanlar bazı günahları yaparken bizden öncekiler de bunu yapmış. Atalarımız böyle yapmış. Biz de onlardan sonra geldik. Onların yolundayız. Hem Allah böyle emretti diyebiliyorlar. Gul innallaha la ye'muru bil fahşâ. Ey peygamber, sen de ki Allah fuhşiyatı emretmez. Yani Allah çirkin şeyleri, Allah günah olan şeyleri emretmez. Etekulûne alallâh mâ lâ tâlemûn. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Yani bir ilme dayanmadan bir iftira olarak bunları mı söylüyorsunuz? Gerçekten de günümüzde bir kısım insanlar haramları işlerken Allah böyle emretti gibi çok yalan yanlış şeyler de söyleyebilmekteler. Allah'ın emrettiği şeyler güzeldir. Allah'ın emrettiği şeyler doğrudur, yerindedir. Ama her türlü fuhşiyat, her türlü günahlar Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerdir. Gul emara rabbi bil gıst. De ki Rabbim adaleti emretti. Rabbim dosdoğru olmayı emretti. Ve akimu vucuhakum inde kulli mescid. Her mescitte yüzlerinizi Allah'a yöneltmenizi emretti. Yani her secde zamanı, her namaz vakti ve namazın kılındığı mahal olan mescit gibi yerlerde Allah'a yönelmenizi emretti. Ve du'uhu, ve ona dua ediniz. Muhlisine lehuddin, dini Allah'a halis kılarak. Yani başka gayeler olmaksızın ihlaslı bir şekilde ona dua ediniz, yalvarınız. Burada Allah'a yönelmek. İnsan Allah'a yöneldiğinde şeytandan uzak kalır. Şeytanın desteklerinden uzak kalır. Ama Allah'tan kopuk yaşarsa o zaman şeytana yoldaş ve arkadaş olur. Şeytanın dediklerini yapar hale gelir. İbadet bu noktada zihinleri Sani Hakim'e yöneltir. Yüce Allah'a yöneltir. Günde 5 defa namazını kılan bir kimse 5 defa huzura çıkmış olur ve huzura çıkmakla huzur bulur. Ve orada ibadetini yaparken Allah'a dua eder. Kalbin Allah ile konuşması, ruhun Allah'a yükselmesidir. Böyle bir şerefe nail olan bir kimse ise elbette Allah'ın emrettiği tarzda yaşamaya gayret gösterir. Kemâ bedâukum teûdûn. Allah bidayeten sizi yarattığı gibi sonunda ona avdet edeceksiniz, Allah'a döneceksiniz. Allah'tan geldik, ona döneceğiz denilir. Bunun belki değişik bir ifadesi bu ayette var. Kemâ bedâukum teûdûn. Bidayeten o sizi yarattığı gibi ona avdet edecek, ona döneceksiniz. Ferigan hede, işte bir kısım fırka, bir kısım insanlar var ki Allah onlara hidayet etti. Ve ferigan hakka aleyhimut dalale, ve bir fırkaya da dalalet hak oldu. Burada insanların iki kısma ayrılması. Bir kısmı hidayet üzere Allah'ın gösterdiği yolda gidiyorlar. Bir kısmı da o yoldan sapmışlar. Hidayet yola varmak. Dalalet ise yoldan çıkmak, yoldan inhiraf etmektir. Diyelim İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Ama Edirne tarafına gidiyorsak ters istikamete gidiyoruz.
İzmir tarafına gidiyorsak asıl yoldan uzaklaşıyoruz demektir. Bu dalalet oluyor. Hedefe giden yoldan ters yöne gitmek veya yan yollara sapmak, bu dalalet. Hidayet ise dosdoğru yolumuzda olmak. Hangi hedefe gideceksek onun yoluna girmek, bu da hidayet oluyor. Hidayet de dalalet de Allah'tandır ama buna sebebiyet vermek insandandır. Allah hidayete talip olanlara hidayet nimeti nasip eder. Yani durup dururken Allah kimseyi zorla mümin yapmaz. Durup dururken zorla kimseyi kafir de yapmaz. Bunu bize bırakmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Sadece o ayete bakılırsa belki de yanlış anlaşılabilir. Mesela ayette diyor ki yehdi men yeşe ve yudillü men yeşe. Allah dilediğine hidayet verir, dilediğini saptırır, yoldan çıkarır. Bir insan bu ayeti okuduğunda demek ki bizim elimizde bir şey yok, Allah dilediğine hidayet veriyor, dilediğini yoldan çıkarıyor diye düşünebilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak bakmak lazım. Başka ayetlerle beraber değerlendirmek gerekir. Bir başka ayette mesela Allah-u Teala diyor ki yehdi ileyhi men enab. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Demek ki ilahi hidayet ona yönelen kimselere. Yoksa durup dururken kimseye bedavadan hidayet gelmiyor ve durup dururken kimse yoldan çıkarılmıyor. Dalaleti hak edenler yoldan çıkarılıyor. Hidayete liyakat kesbedenler, buna layık olanlar hidayet nimetine mazhar oluyorlar. Mesela diyelim evimizdeyiz ama evimizin siyah perdeleri var. Gündüz vakti siyah perdeleri çektik. Karanlıkta kalırız. Böyle bir sonuç bizdendir. Ama evimizin aydınlanmasını istediğimizde perdeyi hafiften aralarız. Araladığımız zaman güneş hemen orada beklemektedir zaten. İçeriye güneş girmeye başlar. Kalbimiz o ev gibi. İşte eğer biz kalp penceresine küfür perdesini çekmişsek karanlıkta kalırız. Ama hafiften böyle araladığımızda ilahi hidayet nurları o kalbimize girmeye başlayacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi hidayette daim eylesin. İnnehum ittahadu şeyatine evliyâe min dunillah. Ve onlar, dalalette kalan kimseler, şeytanları Allah'ın dununda, Allah'ın dışında veya Allah'a göre daha alt derecede dostlar edindiler. Ve yahsebûne ennehum muhtedun. Ve bunlar kendilerini hidayet üzere zannediyorlar. Yani bir insan yoldan çıkmış ama yoldan çıktığını bilse durumunu düzeltmeye çalışır. Fakat hem yoldan çıkmış hem de kendini doğru yolda zannediyorsa bunun doğru yolu bulabilmesi gerçekten çok zordur. İşte bir kısım insanlar şeytanları dost edinmişler. Bunlar yoldan çıkmışlar aslında ama kendilerini hidayet üzere zannediyorlar. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, huzu zinetekum inde kulli mescid, her mescitte zinetinizi alınız. Yani namazı kılarken güzel temiz elbiselerinizi giyiniz. Namazı kılarken sadece maddi bedeninizle ilgili güzel elbise giymekle kalmayın. Ruhunuzun zinetini de takarak gelin. Yani kalbiniz de namaz kılsın, hayaliniz de namaz kılsın, diğer latifeleriniz de namaz kılsın, aklınız, diğer duygularınız, bütün bunlar da namaza iştirak etsinler. Namaz adeta her gün, günde 5 defa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir resmi geçit. Resmi geçit töreninde nasıl ki herkes en güzel elbiselerini giyer, resmi geçitte bulunur ve çok da dikkat eder o anda kendine, siz de namazda dikkatli olun, ziynetlerinizi takınarak gelin. Ve kulû veşrebû ve lâ tüsrifû, ve yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul müsrifin, şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.